Sevgili öğrenciler, bu videomuzda 8. sınıf eğim konusunu işleyeceğiz. Başlayalım hemen. Eğim ne demekmiş bakalım. Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranına eğim denir. Eğim m ile gösterilir. Hemen formülü etmişiz bakın. Eğim eşittir. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Şimdi b bölü c demişiz. Altta eğimin olması için dik üçgen olmalı dedik. Hemen bir dik üçgen modeli yaptık yanımıza. Bakın buradaki dikey uzunluğumuz b. Yatay uzunluğumuz c. B'nin c'ye oranına biz eğim diyoruz. Hemen örnek üzerine bakalım. Bir örnek vermişiz bakın burada. BC uzunluğu 40 metre verilmiş. Ne diyor sorumuz? Yandaki rampanın eğimi bu bir rampa modeli. 3 bölü 4 ise AB uzunluğu yani şuradaki dikey uzunluğu kaç metredir demiş. Şimdi Bizim rampanın eğimi kaçmış? 3 bölü 4. Tamam yani dikeyin yataya oranı 3 bölü 4 olacak. Eşittir. Bizdeki verilere bakalım. AB'yi bilmediğimiz için buraya x eşittir. Şey bölü pardon. Yatay uzunluğumuz kaç? 40. Evet burada bir orantı uyguluyoruz. Yani verilen eğimle bizim kullanacağımız, bulacağımız eğim birbirine eşit çıkmalı. Çapraz çarpımdan dolayı 4 ile x'i çarpıp 4x, 3 ile 40'ı çarpıyoruz. 120. x eşittir. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde 30 metre çıkıyor. Demek ki AB uzunluğumuz 30 metredir. Devam edelim. Doğru denklemlerin eğimine geldik. Bakın burada denklem 3 tane denklem vereceğiz. Bu denklemlerin kısa yoldan eğimini bulmayı öğreneceğiz. Şimdi y eşittir mx artı n doğrusunun denklemini düşünün. Y yalnız bırakılmış. O zaman x'in önündeki m her zaman eğimdir. Eğim m'dir. X'in önündeki sayı demişiz. Yine y eşittir mx doğrusunun eğimi dediğinde y yalnız bırakılması gerekiyor. Bakın burada 2y, 3y olsa olmaz. Y yalnız kalacak. Y eşittir mx olduğunda yine x'in öndeki sayı direkt eğimdir. Eğim m'dir. Yine x'in önündeki sayı demişiz. Bir de ax artı by artı c eşittir 0 şeklinde doğru denklemlerimiz var. Bunun eğimi sorulduğunda formül var burada. Eksiği çakıyoruz baştan. Çaktık. X'in önündeki sayı kaç? A bölü Y'nin önündeki sayı kaç? B. Eksi A bölü B. Önde çakılı eksi var dedik. X'in önündeki sayıyı Y'nin önündeki sayıya böleriz. Bu şekilde A'lar B'ler değişse bile şu değişmez. X'in önündekini Y'nin önündeki sayıya böleceğiz. Örnekler üzerinde bakalım. Y eşittir 3X eksi 5 demiş. Y yalnız kalmış. O zaman X'in önündeki kim var? 3. Eğim 3'tür. Artı 3. Y eşittir eksi X bölü 4. Şimdi burada... Bu aslında x'in önünde eksi 1 bölü 4 vardır. Bu y eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı x demektir. Dolayısıyla x'in önünde eksi 1 bölü 4 olduğu için eğim eksi 1 bölü 4. Bakın eğim gördüğünüz gibi rasyonel bir sayı da olabilir. Negatif rasyonel sayı da olabilir. Sıkıntı yok. Devam edelim. 2x eksi 5 y artı 7 eşittir 0 verilmiş. Bu bizim şu denklemimize giriyor. Neydi kuralımız? Hemen bir eksiği çakıyorduk. x'in önünde ne var? 2. 2 bölü. Y'nin önünde ne var? Eksi 5. Bakın eksisiyle beraber alıyoruz. Eksi 5. Sonra bu eksiler birbirlerini götürünce sadeleşiyor. Yani eksiler birbirlerini götürüyor. Artıya dönüşüyor. 2 bölü 5. Eğimimiz 2 bölü 5'tir. Devam edelim bir başka örneğimize. Şöyle a 1 e eksi 2 noktası ax artı 2'ye eksi 3 eşittir 0 doğrusu üzerinde ise bu doğrunun eğimi kaçtır? Bir nokta bir doğrunun üzerinde olduğunda biz noktanın x ve y'sini doğrudaki x ve y yerine yazıyoruz. Buradaki amacımız a'yı bulmak. Önce noktanın x ve y'sini denklemde yerine koyuyoruz demişiz. x gördüğümüz yere a yazarsak a çarpı 1 artı y gördüğümüz yere de eksi 2 yazıyoruz. 2 çarpı eksi 2 eksi 3 eşittir 0. A ile 1'i çarpmış A. 2 ile eksi 2 çarpmış eksi 4. Sonra eksi 3 eşittir 0. A eksi 4 ile eksi 3 ne etti? Eksi 7 eşittir 0. Sonra eksi 7 öbür tarafa geçti. A eşittir 7. Şimdi A'yı yerine koyuyoruz. A'yı yerine koyduğunuz zaman yani şuradaki yerine koyarsanız 7x artı 2'ye eksi 3 eşittir 0. Bu kadar işlem A'yı bulmak için yapıldı. Bulmak zorundaydık. Başka türlü bu doğrunun eğimini bulamayız. Sonra bunu bulduktan sonra bizim formülümüzü hatırlayın. Ne yapıyorduk? Eksi'yi çakıyorduk. X'in önünde ne var? 7. Y'nin önünde ne var? 2. Eksi 7 bölü 2 de bu doğrunun eğimi olmuş oluyor. Evet. Şimdi doğru grafiklerin eğimine gelelim. Yani koordinat sistemi üzerinde birçok doğru grafikleri verilecek. Bunların eğimleri sorulacak. Önce şu bilgiyi verelim. Sağa yatık doğruların eğimi pozitif. Sola yatık doğruların eğimi negatiftir. Bunu asla unutmayın. Sağ bu taraf oluyor yani. Sol da bu taraf olmuş oluyor. Şimdi başlayalım. Ee, ilk doğrumuz şöyle bakın. x eksenine paralel bir doğru çizilmiş. Koordinat sistemine çizmişim. Y iki 2 doğrusu. 2'den geçen bir Y eşittir 2. Ama bu sağa ya da sola yatık değil. Bu doğru x eksende paralel bir doğru. Dolayısıyla x eksende paralel doğruların eğimleri direkt sıfırdır. Hiçbir işlem yapmadan eğimine sıfır diyorsunuz. Gelelim diğer tarafa. Bakın bu sefer de x eşittir 3 doğrusu. Bakın bu sefer dik, dikey bir doğru. Bu da y eksende paralel bir doğrudur. Ve bu doğruların eğimleri de hiçbir işlem yapmadan direkt tanımsız diyoruz. Bazı kitaplarda bunu sonsuz olarak da ele almış. Onu da doğru kabul ediyoruz. Gelelim buraya. Heh, şimdi bakın buradaki gördüğünüz doğru orijinden geçmiş ama nereye? sağa yatık. He, evet o zaman bir kere eğim kafadan artıdır. Tamam. Şimdi bakıyoruz şuradaki dikey uzunluğumuz şurası olmuş oluyor. Yani şurası 4 birim 4 yukarıda yatayı da 4 4 aşağıda 4 bölü 4 eşittir 1. Bu doğrunun eğimi 1'miş. Gelelim buraya bakın bu da sağa bir yatık orijinden geçiyor. Tamam eğim artıdır yani. Evet. Şimdi yine dikey uzunluğumuz kaç? 4. Yatay uzunluğumuz kaç? 2. 4 bölü 2'den 2'dir bu doğrunun da eğimi. Bu doğruya gelelim. Gene bu da sağa yatık. O zaman eğim bir kere kafadan artıdır. Tamam. Şimdi bunun dikey uzunluğumuz nedir burada? 6. Yatay uzunluğumuz nedir? Eksi 2 gözüküyor ama biz eksi 2 almayacağız artık. İşaret karmaşasına girmiyoruz. Direkt ne yapıyoruz? 2 birim uzunluk olarak algılayıp artı alalım işaretleri. Bütün grafiklerdekileri. Buraya da 2 yazdık. 6 bölü 2 eşittir 3. Zaten sağ yatık olduğu için artıydı. Artı 3 oldu. Gelelim buraya. Bakın bu da gene sağa yatık bir doğru grafiğimiz. Bu da eğim işareti artıdır. Gene bizim dikey uzunluğumuz eksi 2 ama biz ne alıyoruz? Gene 2 alıyoruz. Bunun da yatayı kaçtır? 2'dir. Evet 2 bölü 2'den eşittir 1'dir. Artı 1'dir buranın eğimi. Şimdi gelelim bakın bu doğru grafikleri nereye yatmış bu? Sola yatmış. Evet o zaman kafadan bir kere eksiyi çakıyoruz buraya. Tamam. Şimdi dikey uzunluğumuz kaç? 6. Yatay uzunluğumuz eksi 3 yazmıyoruz artık. Direkt 3 yazıyoruz. Eksi 6 bölü 3'ten eksi 2'dir. Gelelim buraya. Bu da sola yatık olduğu için bir kere işareti nedir? Eksidir. Dikey uzunluğumuz kaç? 2. Yatay uzunluğumuz kaç? 3. Eksi 2 bölü 3. Sadeleşmeler varsa yaparız Yoksa bırakacağız Gelelim buraya Burada nereye yatık Sola yatık Eksiği bir kere çakıyoruz Dikey uzunluğumuz eksi 4 Ama biz 4 alıyoruz Yatay uzunluk eksi 2 Ama biz 2 alıyoruz Eksiği baştan çakmıştık zaten Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 çıkıyor Evet Evet Şimdi gelelim. Paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir. İki tane doğru paralelse eğimleri de aynı çıkacak. Hemen bakalım doğrusu ile bu doğrusu birbirine paralelse m kaçtır? O zaman bu doğrunun eğimini bulalım hemen. Eksiği çakıyorduk. X'in önünde ne vardı? 3 bölü. Y'nin önünde ne var? Eksi 4 eşittir. Diğer taraftaki doğru neyimi yine eksiyi çaktık. Formülden geliyordu bu eksi çakmaları. E, X'in önünde M, Y'nin önünde var? 12. Şimdi bu eksiler şöyle eksiler. Eksiler birbirini götür derken şuradaki e, çaktığımız eksiler birbirlerini götürünce 3 bölü eksi 4 M bölü 12 oluyor. Çap, çapraz çarpım yapıyoruz. Bir orantı olduğu için. Eksi 4 ile M'yi çarparsak eksi 4 M 3 ile 12'yi çarpınca 36 bunları da sadeleştirirsek yani her iki tarafı eksi 4'e bölünce M eşittir eksi 9 çıkıyor. Gelelim diğerine dik doğruların eğimleri çarpımı eksi birdir. Eğer iki doğru dikse eğimlerinin çarpımı eksi bir olacak. Şimdi bir tane doğrumuz verilmiş. Bu doğruya doğrusuna dik olan doğruların eğimi kaçtır? Bu doğru belli. Başka doğru bulacağız. Onlar da dik olduğu için eğimini soruyor. Şimdi dik oldukları için eğimlerin çarpımı eksi birdir. Başlayalım. Bizim doğrumuzun eğimi eksiyi çaktık. X'in önünde ne var? Eksi 3. Bölü. Y'nin önünde ne var? 2. Çarpı. Başka doğruların eğimi M. M yani. Onu bilmiyoruz. Eşittir eksi 1. Bu 1 de şu kuraldan gelen 1. Sonra Eksiler birbirlerini götürdü. 3 bölü 2 çarpı m eşittir eksi 1. Bunu da düzenlediğiniz zaman m eşittir oluyor. 3 bölü 2 karşı tarafa bölü olarak gidince eksi 2 bölü 3 oluyor. Yani diğer doğruların eğimleri eksi 2 bölü 3'müş. Gelelim diğerine. Demiş ki bize 2 noktası bilinen doğrunun eğimi. Bakın A noktası x1'e y1, B x2 y2 diye koordinatları vermiş. Eğim her zaman için şudur. Y'lerin farkını x'lerin farkına böleceğiz böyle bir durumda. İki noktası bilinen doğrunun eğimi sorulduğunda y'ler yukarıda x'ler aşağıda olacak. Şu sıraya dikkat edin sadece. Hani Y1'den Y2'yi çıkarıyorsan X1'den de X2'yi çıkaracaksın. Eğer Y2'den Y1'i çıkarıyorsan X2'den X1'i çıkacaksın. Buna dikkat et. Şimdi A2, X4 ve B, X5'e 3 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Başlıyoruz. Eğim eşittir. Y'lerin farkını X'lerin farkına böleceğiz. Şimdi önce şuradan başlamışım. Eksi 4 Bakın eksi 4'ten diğeri kaç? 3'ü çıkartıyorum. Eksi 4 eksi 3. Sonra bu sefer 2 ile devam edeceksin. 2 eksi eksi 5. Dikkat edin bakın. Eksi işlem eksileri eksi 5 buradaki sayının kendi işareti. Sonra bunları düzenliyoruz. Eksi 4 eksi 3. Eksi 4 eksi 3 oldu. Bu da 2. 2 eksi neye dönüştü? Artıya. 2 artı 5 oldu. Eksi 4 eksi 3 eksi 7. 2 artı 5 7. E, 7'nin 7'ye bölüm 1. Eksinin artıya bölüm 1, eksi. Eksi 1'dir. Buraya dikkat edin. Devam edelim. Bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemi. Bakın a noktası x'e y olsun. Eğim de m, n de sabitlerim. y eşittir mx artı n tarzında bir formül yazmanız gerekiyor. a 1'e 3 noktasından geçen ve eğimi eksi 2 olan doğrunun denklemini yazalım demiş. Ne yapıyoruz öncelikle? Bizim denklemimiz y eşittir mx artı n olacak. Burada yazıyoruz y gördüğümüz yere 3. X gördüğümüz yere de 1 yazıyoruz. Ve M gördüğümüz yere de eksi 2 yazıyoruz. burada neyi bulacağız. Yazdık. Y3. M 2 çarpı 1 artı N. 3. E, bunları çarptık. Eksi 2 artı N. Bunu öbür tarafa attık. N5. Sabitlerimi bulduktan sonra yerine yazıyoruz artık. Aynı şu Y eşittir. MX artı N'de. Y'ler kalıcı. X'ler kalıcı. Sadece eğimle N yazılacak. Eksi 2 X artı 5. Evet bizim denklemimiz budur. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Yani sağa sola atarak da e, değişik doğru denklemleri bulabilirsiniz. Evet.